Hoş geldiniz Mehmet Hocam. Bugün değişik bir konu ele alacağız. Fakat birçok insanlar için bilinen bir konudur bu. Nargile, sigara konusu. Hoş bulduk diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Güzel bir konu, önemli konu, aktüel olan bir konu olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu konuda da güzel mesajlarımızı aktarırız izleyicilerimize. Sizden meşgul ediyoruz. Bayağı biliyoruz, yoğun çalışmalar içindesiniz. Lakin bu da çok önemlidir çünkü evet, halkı bilinçlendirmek zorundayız. Evet, kesinlikle. Ve bilhassa da bu durmadan her köşede, her mahallede yan yana dizilmiş olan bu nargileciler, ben şahsen olarak söylüyorum, beni çok rahatsız etmekte olup, şu son zamanlarda da Sağlık Bakanlığı'nın televizyonlarda nargilenin ne kadar zararlı olduğunu, hatta sigaradan yüzlerce kat daha zararlı olduğunu evet, ifade ediyorlar. O nargilenin içindeki o ağızlığı değiştirsen bile, İçine virüsler, hastalıklar, bulaşıcı ne varsa artık kansere götürecek bir yığın tehlikeli olaylar olduğunu anlatıyorlar. Çok doğru. Bu konuda şimdi çoğu tabii ki halka sorduğunuz zaman inkar ediyorlar. Yok öyle bir şey diyorlar. Evet. Haram değildir diyorlar. İşte zararsızdır falan diyorlar. Bu konuda sizin fikrinizi almak istedim. Çok doğru. Evet, nargile malum tarihine gittiğimiz zaman Hindistan'dan gelen bir kültür Arap dünyasına yansımış. Arap dünyasından da Türkiye coğrafyasına bizlere yansıdı. Ve şu Avrupa'da da şu 15-20 sene içerisinde de Avrupa'ya tamamen yansımış ve artık yani sadece Türkler değil Almanlar dahi bu nargile kültürü kültür olarak görüyorlar. Kültür olarak görüyor. Aslında kültür değildir. Yani haramın bir kültürlüğü olmaz ama sadece negatif bir kültür olarak bahsediyorum. Çünkü temeli bayağı geçmişlere dayandığı için kültür olarak bahsediyorum ama hoş olmayan bir kültürden bahsediyorum. Bu bir gerçektir maalesef. Gençlerimiz bilhassa sizin de aktardığınız gibi istatistikler doğrultusunda 18-21 yaş arasındaki gençlerimiz %60'lara varana kadar üniversite gençlerimiz, lise gençlerimiz bu nargile kafe adı altında işletilen mekanları tıklım tıklım doldurmaktalar. Ve bu güzel gösterilmekte. Mesela kafeteryaları güzel bir şekilde dizayn ediyorlar. Hoş gösteriyorlar, sıcak gösteriyorlar. Aynı zamanda da o nargileyi anlattığınız gibi tamamen zararsız gösteriyorlar. Bu doğrultuda da gençlerin de tabii ki burada hani sudur sadece çektiği buhardır gibisine. Aslında yani nargilenin zararları yine dediğiniz gibi istatistiklere ve uzmanlara göre 100 kat daha ağır kanserojen ve kimyasal maddeler içerdiğini aktarmaktalar. Yani 1 saatlik bir nargile keyfi yaklaşık 4 ile 5 paket sigaraya bedelmiş. Yani Allah Allah. 4 ile 5 paket sigarayı içmişsiniz, hatta 1 saatlik bir nargile çekmişsiniz. Hatta daha da ağır. Yani gırtlak... Hocam gençler orada saatlerce bütün gününü geçiriyor. Bütün gününü... Orada yani bir de işte bu 18 yaş küçükleri hadi diyelim onlara bu verilmiyor yani yasalar doğrultusunda yasak olduğu için 15-16 yaşındaki kız çocuklarımızı görüyorum ben. Okul çağında da, lise çağında da, ortaokul hocam, çağında da. Hocam bu nargilede kalmıyor aldığım araştırmalara göre. Orada başlıyor zaten, sıkıntı burada. O çocuklarımız diyelim ki nargile yasal olarak kullanamıyorlar ama o nargile kafelerde oturduğun zaman zaten İçmene gerek yok. Oradaki dumandan zaten pasif olarak o pis nefeslerin içindeki tabii ki onu alıyorsun. O daha da tehlikelidir yani. Bu aslında çocuklarımızın hayatında yanlış yollara gitmenin başlangıcıdır. Bakın. Oradan dediğiniz gibi nargileyle başlıyor gençlerimiz. Ondan sonra o nargile onu kesmiyor. İşte ya muhabbet sohbet havasında geçiriyor falan evet, filan derken o nargile kafelerde bu sefer onu kesmiyor. Esrara başlıyor, uyuşturucuya başlıyor, ondan sonra fuhuşa başlıyor, zinaya başlıyor, sahtekarlığa başlıyor derken hırsızlığa kadar da gidiyor. Tabii ki sağlıksız bir gençlik yetişiyor. Bilinçsiz bir gençlik yetişiyor, şuursuz bir gençlik o yetişiyor. Beyin hücreleri de ölüyor diye ben o yani beyin hücreleri zaten ölür, daha da hızlı ölüyor bu gibi alkol, sigara, nargile gibi maddeler kullanıldığı zaman beyin hücreleri hızlı bir şekilde ölmeye başlıyor. Zaten beyin hücreleri öldüğü zaman kişi zamanla artık psikolojik hastalıklara yakalanıyor. Biyolojik hastalıkları hariç diyorum, psikolojik hastalıklar. Biyolojik hastalıkları nedir? Bunlarda işte gırtlak kanseridir, akciğer kanseridir, kalp krizi ritmi yüksektir vesairedir. Diğer organlara damar tıkanıklığı yani saymakla bitiremeyeceğimiz aslında
tıbbi zararları vardır, psikolojik zararları vardır. Dinen sonuçta de caiz yani değildir. Sonuçta el, kol, ayak kesilmine kadar gider. Tabii ki, tabii yaran. Ki. Dinen de zaten bu caiz değildir. Ama şimdi bu nargile kafeleri açanlar da baktığımız zaman yine arkadaşlarımız. Bakıyorsun annesi babası hacı. Hatta yani biraz daha ileriye gidersen yani dini eğitimin almış olmasına rağmen ama hocam diyor ya ben rızkımı buradan kazanıyorum. Ya rızkı tayin eden Allah Celle Celaluhu'dur. Senin yapmış olduğun hamleler değildir. Allah ezelde senin rızkını helal yazmış. Sen niye bunu harama uğraştırıyorsun ki? Onlar helal olarak görüyor hocam. Alkol yok içinde diyorlar. Alkol olmadığı için. Biz bir de gözetiyoruz da kadın erkek yan yana yaklaşmasınlar diye. Bakın size, sorduk çünkü... bakın size bir misal vereceğim. Bunu ben 15 sene önce yaşamış olduğum bir hakikat. Sadece bunu yani insanlarımız anlasın diye nereden nereye gidebileceği diye misal veriyorum. Yoksa kınamak için asla ve katiyen söylemiyorum. 15 sene önce benim cemaatimden bir tanesi benim yaşlarımda bir arkadaşımız geldi. Hocam dedi ya dedi. Ben dedi o zaman daha nargile kafeler bu Almanya'da fazla yoktu yani. Daha çok az başlıyordu. Seyrekti. Daha yeni başlıyordu. İnsanlar o kadar daha bilmiyordu. Şimdi bırakın nargile kafeleri. Herkesin evinde 3-5 tane dekor olarak kullandığı nargile var yani. Artık çok normal. Evet, dekor olarak kullanıyorlar. Aynen. Hem dekor hem de onu kullanıyor yani. Çok normal. Baba, kız, oğlan karşılıklı tüttürüyorlar, üfürüyorlar. Bu dereceye geldik. Şimdi bu arkadaşımız dedi ki ben dedi hocam bir nargile kafesi açacağım dedi. Orada dedi gençleri kazanıp ondan sonra işte İslam yolunda eğiteceğim, öğreteceğim, yönlendireceğim. Ya dedim bak dedim güzel kardeşim dedim nargile kafe dedim. Nargile kafe dediğin nasıl bir yer dedim. Yani bir kafe açacaksın tamam bak nargile dedim dinen zaten caiz değildir. Bu yani tütündür. Haramdır direkt. Haramdır tabii ki yani. Çoğu mekruh dese bile şimdi her yönden haramdır baktığın zaman. Şimdi sen haram ile Allah yoluna nasıl ileteceksin ki ya biz helal ile bu kendimizin kurmuş olduğu çay ocaklarında mescitlerde gençleri tutamazken sen haram ile hangi rahmet ve bereketlen yani bunu ben yaparım hocam falan filan dedi. Tabii ki bizde fazla karışma bir yetkimiz yok. Yani şeytan rahmani yönden yoldan bana gösteriyor. Neyse nargile kafeyi falan açtı. Bizim camiye de çok yakındı. Hafta sonları çocuk eğitiminde bir iki defa kahvaltıya gittim. Kahvaltı da veriyordu falan. Bir de ortamı da göreyim falan dedim. Ortamda tabii ki yani genç kızlar çalışıyor. Yine yani Türk kızlarımız, bacılarımız, tabii benim gözümde bacılarımız falan. Neyse ben kahvaltımı yaptım dedim ki ya dedim arkadaşım dedim bak dedim tamam sen dediğini yaptın da ama dedim bak dedim sen 24 saat dedim bu kızların içerisinde ne yapıyorsun? Hareket ediyorsun bak dedim kalbin bozulur. Kurtarayım derken, gençleri şey yapayım derken sen kaybedersin. Yok dedi hocam dedi ben sağlamım dedi vesaire ben yani ya tamam sen aklına hükmediyorsun ama kalbine hükmedemezsin. Hani bir de şu var sanki kendileri yani evliya konumunda görüyorlar. Biz her şeyi kontrol altında tutabiliriz. Ya şimdi ben tanımasam bilmesem kişiyi diyeceğim ki ya tamam bu evliyadır bu belki bu işi götürür. Kısa zaman içerisinde. Evliya biliyorsan nargile kafede götüremez hocam. Orası da doğru. Kısa zaman içerisinde o kadar bir skandallara karıştı ki bırak gençleri kurtaracağına kendisi rezil rüsvay oldu ve şu an yani tamamen bir çıkmazın içerisinde. Yani bu neyi getiriyor? Ya sen helal ile başlamadığın bir yere yani Allah yolunda götüremezsin. Çünkü haram ile helalı bir yerde götüremezsin. Dolayısıyla ben tabii ki sizin dediğiniz gibi ben de üzülüyorum gençlerimizi bu yani ne üdüğü belirli olmayan yerlerde, kişilerde yani bizim çocuklarımızda var. Kattıklarımız her şey yok. Var. Her şey mevcut yani. Oralar rahmani yerler değil ki şeytani yerler. Şeytani yerler. Bir kere kız, hem de gencecik erkekler evet. Kızlar. Evet. Gencecik. Bir gece arada. 12'de, 1'de, yani. 3'te sabaha kadar orada yan yana bir yani. Küçük karanlık bir ortamda. Evet. Ve hocam ben dikkat ettim. Şöyle geçerken bazen bakıyorum. Çünkü bizim dergahın hemen yanında var öyle bir yer. Evet. Geçerken ister istemez evet. Gözümüz ilişiyor. Evet. Ruh gibi böyle almışsın nargile yerlerine tavana bakıyorlar. Evet. Gözler tavanda çekiyor. Tamamen uyuşturulmuş saatlerce. Beyinler. Beyinler tamamen uyuşturuluyor. Ve yani buraları tamamen, işletenler de evet. İslam'ı savunuyormuş gibi görünen kimseler ne yazık evet. Ki. Hani hatta bu konuda onlara tanıdığımız arkadaşlar var. Bizim cemaatimizden arkadaşlar da var mesela. Sorduğumuz zaman onlar hemen hafifletici nedenlere giriyor. Ya hocam ya o kadar da zararlı değil işte. Biz işte dikkat ediyoruz bakın. Ya sen nasıl dikkat edeceksin? Neye dikkat edeceksin? Kime dikkat edeceksin?
Sen haramı dayıyorsun o gençlere. Dikkat ediyoruz diyorsun ya. Bu kadar yani trajikomik bir açıklama olabilir Allah mi? Allah'a şükür hocam, bizim tarikatta müritlerde böyle bir şey yok. Elhamdülillah, ona çok şükür ediyoruz. Çünkü Şeyh Efendi sigarayı bile yasaklamıştır yani. Çünkü o kadar şiddetli karşıdır sigaraya, tütüne, nargileye. Yani bunlar böyle boş işlere, bir de boş işler bunlar. İçmek bir kenara, vaktini de öldürüyorsun. Yani şimdi sigara bir içen biri vardır ama gene gider orada namazını kılar, ibadete bir hayır işler yani. Evet. Ama nargile en tehlikelisi. Oturuyorsun saatlerce, vaktini orada öldürüyorsun. Kesinlikle. Bir de kötü olan tarafı şu. Nargileyi bir kültür olarak gösteriyorlar. Yani sanki bizim Osmanlı kültüründe var. Hayır, bizim Osmanlı kültüründen gelen bir şey değil. Hindistan kültüründen Arap kültürüne yayılmış. Arap kültüründen de tamam Türkiye coğrafyasına yayılmış ama çok nadir, işte ağalarda kullanılan, yaygın bir şey de değildi yani. Osmanlı hiçbir zaman o nargileyi temsil etmez ki. Çünkü haram. Öyle bir şey yok. Bir kere biliyorsunuz Murat Han yasaklamıştır. Evet. Meşhurdur yani. İçki sigarayı yasaklamıştır. Aynen. Bu doğrultuda şimdi bizim insanımız hem ya ben onu alan kişi hem kendini bir Osmanlı zannediyor bir. Bir macera yaşamak istiyor. Bir macera Osmanlı, bir de yani nargilenin zararı yoktur hamleleriyle, düşünceleriyle hareket ettiği zaman karşı taraf da bu algıyı veriyor. Ondan sonra da genç ne yapmasın yani? Genç şu an zaten aklı beyni havada, uçuk yani. Bir de alıyor o zehir maddeyi ki sigaradan yani 100 kat daha zehirli. Bilim adamları, tıp adamları, doktorlar açıklıyor yani. Günde 5 paket sigaraya bedel düşünün, bir nargile düşünün hocam. Düşün yani 5 paket. Çünkü yani ondaki içindeki nikeller, ondan sonra kurşunlar vesaireler çok daha ağır yani vücuda etki tahribat yapıyor. Tahribat yapıyor. Yani hocam bir de bu bitiriyor. Nargile olayında dikkatimi çeken bir husus. Genç erkeklerimiz aslında nargile içmese de sırf kızlar orada duruyor diye gidiyor. Yani bir de bu o bölgeden yaklaşmak lazım. Kızlarla erkekleri yaklaştırıyorlar birbirlerine. Fuhuşa aslında alıştırıyorlar. Zina, Allah Celle Celaluhu ayet-i celilesinde zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Bu müfessirlerimiz şunu açıklıyor. Bir kişi birdenbire zina yapmaz. Evet. Yavaş yavaş işte. Yaklaşırsa. O yaklaşımlar başlar. İşte kafe, o nargile kafede ne yapar? Bir kızla göz göze gelir. Ve arkadaşlık kurar. O ortamda tanışır. Bu ne olur? O zinaya giden yollardır. Bu nargile orada, tabii ki kabarır, kabarır, yeşerir. Yani şeytani hisler filizlenir. Ondan sonra da zinaya götürür. Yoksa zina birden bire oluşan bir şey değil yani. Şimdi fitne uykuda da uyandırana lanet olsun diyor Cenab-ı Peygamber. Sana selam olsun. Evet. Şimdi bu gibi nargileciler, nargile dükkanları açanlar buna işte sebep oluyorlar mı? Kesinlikle. Bunun en büyük vebali onlardadır değil mi, sorumluluğu? Elbette ki zaten bunu, onlar o ortamı sunuyorlar. Bunun bilincinde olsalar bunu yapmazlar. Hatta kendilerini savunuyorlar. Biz bir şey dediğimiz zaman yine iyi niyetle, çünkü Almanya'da kanunen bir şey diyemiyorsun. Türkiye'de zaten bir şey dedim mi dövüyorlar. Evet. Yani bir de öyle bir boyutu var. Bu boyutta bunun bilincinde olsalar zaten yapmazlar. Kendilerini bir de savunuyorlar. Hocam işte ekmek parası. Ekmek parası Allah kısıp orada mı yazdı? Ama diyoruz ki bak güzel kardeşim, Allah Celle Celaluhu senin rızkını zaten yazmış, ekmeğini yazmış, helalinden yazmış. Sen niye harama tabi oluyorsun? Hocam otur insanlara içki sat desen haram der. Ya onu yapmam der. Domuz sat desen haram der. Ama nargile dediğin zaman onda bir haram yok diye. İşte bu algı, nargilede kültür algısı verildi, Osmanlı algısı verildi, masumiyet algısı verildiği için nargile sanki yani haram değil, yasak değil, kötü bir şey değil. Yani bu bizim kültürümüzü temsil ediyor. Görüntüsüyle ne yapıyor? İnsan psikolojisi de buna, onun için ya o zaman çok rahat yaklaşabiliyor. Çok sıkıntı doğru burada. Bir tespit hocam. Şimdi aslında nargile zararsız bile olsa hocam. Evet. Hatta helal bile olsa, sevap bile olsa. Evet. Bir kere vaktini orada öldürdüğünden dolayı bir kere harama giriyor. Aynen öyle. Doğru mu? İsraf. Aynen. Saatlerce oradalar hocam. Kesinlikle. Ve her gün. Aynen. Ve bütün kazandıkları parayı oraya yatırıyor ve ucuz da değil. Ya bir talebeye göre yani bir çok iyi para bırakıyormuş bir gence adamı. Göre yani o yani nedir bu sefer farklı yollardan da parası olmayan genç ne yapacak? Ya annesinden çalacak, ya oradan buradan alacak, ya buradan sahtekarlık yapacak. Bu sefer bu boyutları da var yani. Olayın bu boyutları da var. Evet. Parası olmadığı zaman oradan işte 3-5 fırsatçı ne yapacak? Ya tamam gel işte
bak şu işleri yaparsan para kazanırsın. Yani esrar öreğin satma işleri vesaire falan. O diyor nasıl olsa para gelecek falan. Bunlar hepsi işte şeytanın tuzaklarının başlangıçlarıdır. Bir nargileden başlıyor. Tabii ki. Tabii. Eroinden kadın satmadan aynen, çıkıyor. Aynen. Bunlar şer yuvalarıdır yani. Bu olaylara bu şekilde bakmak lazım. Benim yani bizim öğrendiğimiz büyüklerimizden normal bir kahvehaneye bile bize izin yoktur. Kahvehaneler vardır biliyorsunuz. Evet. Normal yani orada içki satılmaz. Sırf kahve çay satılır ama oraya bile gitmeye ayıp görürlerdi bizim büyüklerimiz. Evet, dinen doğru değildir. Çok doğru. Neden? Evvela huzurlu bir vakit harcamadır orada. Aynen. Artı orada okey'e başlıyorsun, bilmem tavlaya başlıyorsun, dedikoduya başlıyorsun, aynen, gıybete, suizana başlıyorsun. Hepsi oralarda oluşuyor. Şer yuvaları. Şer yuvaları. Açıkçası şer yuvaları. Ki orada alkol olmadığı halde, belki tütün olmadığı halde, belki diyorum, sırf çay içsen, kahve içsen bile orası bile yanlış. Şimdi hatırlıyorsanız bizim bir çay sohbetimiz vardı. Evet. Tabii ki bizler bu yolda hareket eden kişiler, cemiyetler, camiler, dernekler ne yapması gerekiyor? Şimdi sadece ya bunlar yapıyor deyip de vicdanımızı rahatlatmak olmuyor. Bizler alternatif olarak bu gençlere farklı helal yoldan bir sunum yapabiliyor muyuz? Biz de yapmıyoruz. Niye? Dediğiniz gibi o çay sohbetinde ya giriyor çay ocağına zaten. Zaten gence değer verilmiyor. Evet. İstediği gibi hareket etme imkanı verilmiyor. Bir de alacağı bir kuru çaya bir de para alıyor. O genç o zaman buraya niye gelsin? O zaman bakıyor, elbette, çayın içe gidiyor. Elbette ki o zaman gidecek öbür tarafa. Öbür taraf daha cazip. Evet. Orada daha her şey var. O boyuttan baktığınız görüntü zaman. Görüntü var, yani demek var istediğim, değil mi? Burada bizim üzerimize de vebal var. Haberk Efendi bakın. Ama. Burada bizim üzerimize düşen vebal var. Bizim de var. Çünkü bizler de alternatif olarak bu gençlerin o gibi şer yuvalarına, kafelere gitmemesi için biz ne yapmamız gerekiyor? Biz çayhane açabiliriz, kahvehane açabiliriz ama tavla o okeymiş bunlar olmadan aynen, muhabbet, sohbet, nasihat olarak. Şu an sizinle sohbet ettiğimiz yer bir kafeteryadır. Evet. Şu an bizi çeken kameraman bir görüntüyü yapsa burası çok güzel bir nezih, temiz, Osmanlı usulünde bir kafeteryadır ve bura herkese açıktır, herkes gelebilir. Evet. Burada sohbetini, muhabbetini yapabilir, çayını, kahvesini içebilir. Burada gönül muhabbetler oluyor. Aynen, o doğrultuda hiç sıkıntı yok. Bakın alternatif olarak en azından biz Şeyh Nazım Efendi'ye bağlı olan tarikat ehli, işte Lütfü Efendi, Harmony de Hertz'in dergahı olarak burada bu alternatifi en azından oluşturmaya çalışıyoruz ve veriyoruz. Evet. Ama diğer cemiyetlerimize gelelim. Kasaları milyonlarla dolmuş olan cemiyetlerimiz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne yapıyorsunuz bu paralarla? Faydalı ne iş yapıyorlar? Gençlere bu gibi tahsis yerleri yapıyor musunuz? Alternatifler sunuyor musunuz? Olması gerekmiyor mu? Belki hocam burada yani mehter grubu var. Tabii ki. Burada sufi müzik grubu var. Burada ilahiler var, tiyatro var. Hepsi olması lazım. Sohbet var, zikir var. Burada namaz hepsi var. Hepsi olması gerekiyor. Evet. Gerek sinema ise sinema olması gerekiyor. Yani gençleri hayır yuvalarına, Allah'ın mekanlarına çekebilmek için bunların hepsini vermemiz gerekiyor. Yani sadece şimdi burada eleştirmekten de olmuyor. Ya şimdi bu nargileciler açıldı çoğaldı tamam. Şeytan ne yapıyor? Şeytanın hizmetkarları devam ediyor. Doğru adamlar doğru iş yapmayınca evet, yanlış adama iş düşüyor. Aynen böyle. Ne diyorlar? Marklük ediyorlar ya. Tabii. Boşluk. O boşluğu o dolduruyor. Bu sefer şeytanla dolduruyor. Bu da yani olaya bu yönden de bakmak lazım. Bu yüzden bu dernekler, yani bu camiler de çok büyük sorumluluk taşımıyor mu? Kesinlikle. Çok büyük vebal da taşıyorlar yani. Çok büyük vebal da taşıyorlar. Bir önlem almaları gerekiyor. Kesinlikle işte. Bizler de işte bu böyle bir toplantı olamaz mı hocam? Yani bu olması gerekiyor. Derneklerin başları yönetim kurulu başkanlarıyla camilerin yönetim kurulu başkanları toparlanıp yani biz buna nasıl olması gerekiyor. Neden olmuyor hocam? Hatta şimdi bütün mesele bu. Hatta niçin yani olmuyor başkanları böyle ve hocaları? Ya biz bu talebeleri, bu gençleri niye tutamıyoruz diye toplanıp çare üretmemiz lazım. Velev ki işbirliği yapmamız lazım. Diyelim ki benim dergahımda veya mescidimde veya derneğimde genç benden bir şekil uzaklaştı, gelmiyor. Sebebini araştıracağız. Veya seninki gitti gel. Burada işbirliği ile hamle yaparsak verimli oluruz. Neden yapamıyoruz bu hamleyi? Hocam sıkıntımız buradadır. Çünkü neden birbirimizi çekemiyoruz? Biraz önce bir sohbet yapıldı. Sohbette de değindiğimiz gibi biz birbirimizle uğraşıyoruz. Asıl problem kenarda duruyor. Yapmamız gereken, enerjimizi harcamamız gereken gençleri ne yapıyoruz? Aslında ölüme terk ediyoruz. O öbürleri faydalanıyor. Ondan sonra tutmuşuz birbirimizin
kaşınlan, gözünlen, cübbesiyle, sakalıyla. Ve cemaat çalmaya çalışıyoruz. Yani bu şekillerde enerji harcıyoruz. Çamur atıyoruz, iftira atıyoruz, dedikodu yapıyoruz. Gençlere fırsat gelmiyor. Öteki taraftan biz bu işle uğraşırken diğerleri nargilecileri sıralıyorlar oraya. Bu gençler ne yapıyor? Biz kavgamıza bulaşacağını oraya gidiyorlar. Demin dediğiniz gibi bir boşluk oluyor. O boşluk muhakkak dolacaktır. Tabiatta ve Allah'ın kurallarında boşluk yoktur. Her boşluk muhakkak en kısa zamanda dolar. Evet. Hayırlanmış şerlenme. Biz o boşluğu açıyorsak, hayıra temsil edemiyorsak şer onu dolduruyor. Bu kadar basit. Şüphesiz, şüphesiz. Bu kadar basit. Onun için bu nargile kafelerine dinen de, tıbben de, psikolojikmen de müdahale etmek gerekiyor. Müdahale edilmesi gerekiyor. Bunları işleten Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz biz burada. Allah Celle Celaluhu sizin rızkınızı helal yazmışken lütfen bu helali harama çevirmeyin. Bunda büyük vebal vardır. Çünkü kulaklı vardır. Hepsi var. Çünkü sizi sadece sizinle Allah arasında olan bir şey değil. Orada yüzlerce, binlerce gencin, insanın vebaline giriyorsunuz. Ya hocam aklı yok mu? Gelmesin. Aklı var. Evet aklı var ama sen o kapıyı, şer kapısını açarsan Allah Celle Celaluhu de sana gelir kulağını çeker bakalım. Aklı vardı. Senin aklın yok mu diyor Allah Celle Celaluhu. Sen niye açıyorsun o zaman? Sen böyle savunmayı yapıyorsan aklı yok mu buraya geliyor diye. Sen niye yapıyorsun aynısını? Senin aklın yok mu? Allah kulağını çektiği zaman ne diyeceksin? Böyle kalıyorsun. Sen açıyorsun o kapıları ki o giriyor. Tabii ki sen açıyorsun. Yani bu insan psikolojisi, genç psikolojisi yani. Gencin... İşte burada hocam ben özür dilerim ama hep tabii ki şimdi beni hoca düşmanı olarak gösterecekler ama değilim. Biz sadece hocaların doğru yapmasından yanayız. Evet. Burada başlıca aslında yine vebal ve sorumluluk ve sıkıntı bizler hocalarda nedir? Başlıyor. Bizlerdedir. Dernek başkanlarındadır. Camide tutamıyorlar. Hocalardadır. Bizlerdedir. En büyük vebal bizlerde. Cami cemaatlerin gençlerini görüyor. Tabii ki. Tabii ki. Genelde onları İşletenler görüyor. Dahi. Yine benim cemaatimin, hacı amcamın oğlu, kızım veya ne bileyim torunum. Burada bizler bazı şeyleri demek ki yanlış yapıyoruz. Halen daha bu yanlışın farkında değiliz. İdrak edemiyoruz. Doğru yapanları da eleştiriyoruz. Ha, doğru yapanları da ne yapıyor? Ya işte dergahta, camide işte müzik olur mu? İşte ne bileyim ney çalınır mı? Gitar çalınır mı? Hoplanır mı? Yahu genci burada tutabilmek için 70 takla dahi atarız. Atmamız da gerekiyor. Yeter ki İslam'a gelsin. Buraya gelmediği zaman öbür tarafa gidiyor. Öbür tarafa gidiyor. Ama hiç kimse hocam, hiçbir o Müslümanım diye geçinenler nargilecide olan gençleri ve nargilecileri eleştirmiyor. Yok. Hiç ya bunlar ne yapıyor bizim gençlerimizi boş işlere sevk ediyorlar. Orada pis bir odada hasta ediyorlar. Evet. Beynini olduğu gibi öldürüyorlar hücrelerini diye kimsenin bir eleştire gelmiyor. Yok. Gelmiyor. Maalesef. İşte sıkıntı şu an işte oldu. Bakın biz bunu sosyal medyada paylaşmak için bunun çekimini yapıyoruz. Yani dillendiriyoruz. En azından insanları uyandırmaya hocam. Çalışıyoruz. Neden camilerde bu konuda hutbeler yapılmıyor? Evet. Evet. Yani maalesef çünkü hocaların bir... çoğu da sigara içiyor hocam. Kusura bakma yani bunu ben söylemek zorundayım. Doğru. Çünkü bu konuya değinse kendini ele verecek. O da doğru. Kendini o zaman ortaya koymuş olacak. O da doğru. Evet. Haklısınız. Kendileri içiyor ve hatta çoluk çocukları karıları içiyor. Ne bileyim akrabaları içiyor. Demez ama, mi hocaya sen kendi önce pisliğini kendini temizle de bize geldin. Evet. Çok doğru. Maalesef biz örnek olamadığımız zaman zaten bizi o sözlerimizle etki vurur. Yapmıyor. Doğru. Hocam biz rahatlıkla konuşabiliyoruz bunu. Çünkü biz sigara da içmiyoruz, nargile de içmiyoruz, içki de içmiyoruz, ot da çekmiyoruz. Elhamdülillah biz rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Evet. Söylememiz de gerekiyor zaten. Bunu yapan hoca dahi olsa, genç dahi olsa, yaşlı dahi olsa yapmayacak. Allah yapmayacaksan diyorsa yapmayacak. Ben hocayım yaparım diye bir fetva yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Onlar kendilerinde öyle bir hak iddia ediyorlar gibi geliyor bana. İddia ederse Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olur. Allah korusun itikadi noktaya gider. Mekruhtur diyor hocam. Şimdi haram dediğimiz zaman Kur'an'da haram yazmıyor diyor. Mekruh yazıyor mu diyorum. Sesi çıkmıyor adamın. Şimdi bir kere koskocaman ayet var orada hocam en iyi sen bilirsin. İsraf haramdır diyor. Sigara da en büyük israf değil. Her yönüyle haram. Tıbbi yönüyle, sağlık yönüyle, israf yönüyle, maddi yavaş yönüyle. Yavaş yavaş kendini zehirlemek ve intihara doğru gitmek değil mi bu? Tabii ki. Kesinlikle. Sonu ölüm değil mi? Kesinlikle. Öldürmek de kendini haram değil mi hocam? Yani. Bitti. Baktığınız zaman evet. Yavaş yavaş zehirliyorsun sen kendini. Evet. Tabii bu yani bizler kesinlikle bunu tavsiye etmiyoruz. Allah dostlarının ölçüsü şudur. Tabii ki bu
sigara, nargile, uyuşturucu, bunların hepsi bağımlılık yapıyor insan psikolojisinde, bedeninde. Bunları bir anda tabii ki onlar şey yapamıyorlar, yani bırakamıyorlar. Elbette ki uzmanlara gideceksin, doktorlara gideceksin, psikologlara gideceksin, hocalara gideceksin, evliyalara gideceksin. Bunlar çok önemli noktalar. Evliyaların da bir ölçüsü var. Ne diyorlar? Sigara içenler azalsın, az içenler bıraksın. Bırakmış olanlar da hiç başlamasın. Ölçü çok budur doğru. Aslında. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama sen şimdi ben ya sigara mektuptur, kendim sigara içiyorum diye sigarayı da böyle legalleştirirsen. O da olmaz. Aynı bu nargileciden hiçbir farkın yok. Nargileci de ne diyor? Bu kültürdür, zararsız. Sen de ne diyorsun? Ya mekruhtur, mekruh haram değil. Dolayısıyla... Hocam bari fesi takmasınlar. Ben en çok ona acayip böyle sıkılıyorum. Evet. Çünkü evet. Osmanlı'nın padişahları, halifeleri taktı o fesi evet, başlarına. Evet. Bari o fesi bizim takmasınlar. Bizim kültürümüzü Osmanlı'yı temsil eder elbette ki. Osmanlı böyle bir çirkefin içerisinde olmadı evet. Hiçbir zaman. Yani bu yani şeytan pisliğidir. Bu kadar basit yani. Çok doğru. Şimdi dediğiniz gibi nargileci var. Şu an gidelim oraya, girdiğimiz zaman bir rahmet göremezsin, bir bereket göremezsin, bir güzellik göremezsin, bir temizlik göremezsin. Tamamen yani kapkaranlık, ruhunun karartacağı bir yer. Tam şeytani bir yer. Tam şeytani bir yer. Oradan ne göreceksin, ne alacaksın yani? Biz dahi bakın bu yolun yolcuları, kendimizi o kadar korumuş olmamıza rağmen zaman zaman işte tebliğ için gidiyoruz, davet için gidiyoruz veya farklı bir şey için girdiğimiz zaman dahi ruhumuz anında sıkılıyor böyle. Hiç girmek istemiyorsun böyle. O genç zaten taptaze. Gencecik oraya girdiği zaman ne olur ya? Çoğu da zaten yani. Orada bir kızla tanışabilir miyim? Kız bir erkekle tanışabilir miyim? Bir de yani nargile de mesele değil. Ama o bir yol açıyor onlara. Aynen. Böylece birbirle tanışıp ondan sonra işte olanlar oluyor. Oluyor işte. Ve olan daha da büyüyor yani. Ailelere oluyor, gencecik evet. İnsanların beyinlerine oluyor. Aynen. Yazıktır, aynen. Günahtır. Aynen. Hocam bu konuda hemfikir olduğumuza inanıyorum. O kesinlikle. Nargile kesinlikle. Çok büyük bir haramdır, günahtır diye bakıyorum ben bu işe. Evet. Ben değil aslında bütün bu işi bilen ehil insanlar da aynı evet. Şekilde bakıyor. Evet. Bu yüzden gençlere tavsiyeniz, anne babalara tavsiyeniz nedir? Benim acizane tavsiyem gençlere, anne babalara elbette ki şudur yani. Kesinlikle ve kesinlikle bu gibi yerlere katiyen adım atmayın. Ya ben kendime hakim olurum. İşte arkadaşlarım gidiyor, ne yapayım ben de giderim. Böyle arkadaşlarınız varsa zaten sizi bu arkadaşlar Allah'tan uzaklaştıran arkadaşlar olur. Hak, arkadaş değildir bu. Hak olan arkadaş değildir. Seni arkadaşın camiye götürmüyorsa, Allah mekanlarına götürmüyorsa o senin arkadaşın değildir. Peygamber Efendimiz burada tavsiyesi vardır. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. O mekanlara gireceksin, ondan sonra diyeceksin ki ben kendime hakim olurum. Asla ve katiyen olamazsın. Bunun yüzlerce... Bir kereden ne olur da başlar? Başlar, sonu hüsranla biter. Onun için anne babalara yani burada acizane olarak tavsiye ediyorum. O gibi mekanlardan uzak duralım. O gibi mekanları işleten çocuklarımıza da yani rica edelim. Rızkı veren Allah'tır. Helal yoldan veren rızkı harama tebdil etmesinler. Ve de Allah yolunda hem kendilerini hem de ümmeti zehirlemesinler. Hocam bizim bu dergaha gelenler veyahut da merkezimize gelenlere aileleri kızıyorlar. Çünkü bu hocalardan dolayı eleştirdiklerinin sebebiyetiyle. Şimdi... Buraya gelme, burada sigara yok, içki yok, evet. Öyle bir evet. Alem yok, evet. Olay yok, ortam yok. Buraya gelmelerine karşı çıkıyorlar ama oraya gitmelerine hiç sesleri çıkmıyor bu aileler. Evet. Şaşırtıcı nokta burasıdır. Üzücü nokta aslında. Evet. Üzücü bir noktadır bu yani. Maalesef bunu ben de kendi kişiliğimde çok defa yaşadım yani. Üzücü bir noktadır. Ama yapacak bu konuda bir şey yok. Bizler sadece davet... O zaman aileler müstahakını buluyorlar yani. Aynen, onu diyecektim şimdi. Biz davetimizi yapıyoruz. Biz bu yolda elimizden gelen imkanı, seferberliği yapıyoruz. Elimizi uzatıyoruz. Siz elimizi tutmak yerine bir de kırmaya çalışırsanız o zaman Allah Celle Celaluhu kulağınızı çeker. Cenab-ı Allah hocam çok büyük yani. Bir nimet vermiş. Evet. Bakın şimdi burası bizim evet. Mekanımızda biz övmüyoruz. Ama evet. Burası tertemiz bir yerdir. Evet. Burada bir pasaklılık göremezsiniz. Evet. Burada bir düzensizlik bulamazsınız. Burada evet. Sizin gibi bir psikolog hocamız vardır. İlahiyatçımız vardır. Akademisyenimiz vardır. Bilir kişimiz ve uzman kişimiz vardır. Var. Evet. Burada yani her türlü mehterimiz vardır. İlahi müzik grubumuz evet. Bütün imkanlar burada
mevcut bulunmakta kesinlikle olduğu halde buraya gelmelerine izin vermeyip de evet, nargileci gibi yerlerde ve hatta diskolarda oralarda gezmelerine hiçbir şekilde göz müdahale yummaları etmiyor. Göz yummaları hakikaten şaşırtıcı değil, üzücüdür. Kesinlikle doğrudur. Biz onun için evet, tavsiyemiz, bizim kapımız hepsine açıktır hocam. Kesinlikle. Bir an önce ailelerin de artık başını ellerinin arasına alıp bir evet, düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Ve ona göre burada bizim Mehmet hocamız tanınmış bir kimsedir. Ludwigshafen'de, Mannheim'da ve bölgede tanınan bir kimsedir. Değerli bir hocamızdır. Allah razı olsun. Ve kendisi burada hizmet vermektedir. Tavsiyemiz yani bizim için gelmeleri mühim değildir. Ama ve lakin burada değerli bir hocamız vardır. İlahiyatçımız ve psikologumuz vardır. En azından ondan faydalanmaları için, faydalanabilmeleri için burada olmalarını tavsiye ederiz. Teşekkür ediyorum. Allah hocam, razı olsun. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Umarım sizden inşallah de bir faydaya vücut bulursak i̇nşallah, ne mutlu bize. İnşallah. Amacımız, gayretimiz o yöndedir. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.